Ne yaptım biliyor musunuz? Çarları değiştirdim. Öncelikle sadece eli ve asası bunun vampirizmle dolu. Elindeki kılıcı ve arkadaki pelerini o sayede can çalıyor. Üzerindeki zırhlarının tamamı can arttıran zırhlar. Ninja'da bile 129 can var. Öteki türlü full vampir olduğunda 10 can çalması vardı ama adamın canı 40'tı abi. 40 canı var sadece. Ya 10 can çalması olsa ne olur 40 canlı. Şu oyunun bir sesini açalım. Müzik sesi hiç yok çünkü kapamışım. Niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum tabii ki. Bayağı antrenman yaptım ama bu oyunda ya. Ben sıkıldıkça buna girip böyle kendimi alıştırıyorum. Hani eğitiyorum. 15 gold 15 gold para da kasıyorum. Zaten fark etmişsinizdir. 76 level oldum. Aynı zamanda bu vampirlik özelliği sayesinde ben mana da kasıyorum. 10 numara oluyor abi. Şu an 4 dörtlük kasıyorum yani. Ubisoft çök bu aralar Rainbow'da bug oluştu. Keyimi saymıyordu. Rainbow'a giremiyordu. Desteğe başvurdum falan. Geri dönüş olmadı. 2-3 sene giremedim. Sonra geri düzeldi. Sadece kendi yaşadığım bir sorundan dolayı yani daha fazla yaşayan var mıydı bilmiyorum da. Çok ön yargılı olmak doğru değil bence ya. Ekran neden mi karanlık? Ekran mı Şey yok. karanlık? Yok yok izliyorum ben, bir şey yok bende. Normal değil mi ya? Normal abi, bir şey yok. Ya bende yok, normal oynuyorsun Müzik sesi niye fazla geldiyse arkadaş. Bugün kulaklık bakmaya Vatan Bilgisayar'a gittim. Hava birazcık güzeldi, tamam mı? Ben de biraderin kanına girdim. Dedim Musa gel yürüyelim abim. Hani şey yapalım, bir bacakları açalım falan filan. Kanka iki tane çimento torbası seyir halindeyiz işte, böyle gidiyoruz ediyoruz falan. Oğlum yürümek ne zor meziyetmiş lan. Onun tekrardan farkına vardım Tolga. Yürüyoruz Allah yürüyoruz. Yürüyoruz Allah yürüyoruz. Hani oh. Evet, bir şey oynarken anlatma zorluğu. Bir de oynadığın oyun yani. O kadar beyin istemiyor aslında ya. Tık 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 kesiyorsun da. Kanka konuşa konuşa Musa'yla sohbet ede de yürüdük. Fısıltıları kapattım sanıyordum ama kapatamamışım olmadı. Yine sen biliyorsan bir yardımcı olsana balım ya. Ayarlardan Ne şey oldu, yaptım. hala sövüyorlar mı sana kız? Oğlum yazık, günah lan. Arkadaşım arkadaşım. Ulan arkadaşımla şakalaşıyorum diye kıza sövmeyin ya. Aha şimdi bu benim ağzıma sıçar. Ayarlar bildirimli galiba abi. Bildirim miydi? Yok. Bir yerden yok. Öl Ben lan. komple kapadım ya. Maalesef ben kapatamadım. Sadece arkadaşlarına açık yap fısıltıyı. Kimseyi de arkadaş ekleme, nasıl? Aynen. Ben de bir tek Emre ile Jimmy ekli. Jimmy de zaten Türkçe Ay bilmiyor garibim. şerefsiz. Yazamıyor. Ay şerefsiz. Sen ekli değilsin. Çünkü sen bana ekle demedin. Daha ben 7 aydan beri çevrim dışıyım Steam'de. Kimse yazamıyor. Çok rahat. Çok rahat değil mi? Ben öneririm herkese. 7-8 ay olmuştur rahat. Ben de full çevrim dışıyım ya. Ya ben şimdi abi bak, kendimi geri çekmeye çalıştığımdan ya da konuşmak istemediğimden falan değil. Ve hani işte bazıları şey diyor, abaza mabaza kızlara daha çok ilgi gösterir, vırt zırt. Alakası yok abi bak, yani şimdi şey böyle. Bak benim genelde Instagram'dan falan gelen özel mesajlardaki şeyi söyleyeyim size, muhabbeti, dalgayı. Selamun aleyküm, aleyküm selam, işte abi nasılsın, iyi misin, iyiyim sağ olasın, vallahi sizi görüyorum daha iyi oluyorum falan filan böyle. Tamam mı? Klasik şey, ritüel, SAS, tamam, süper, 10 numara. Ondan sonra abi EU4 atacaksın. Cevap vermiyorsun. Ya da şunu çekeceğim mi, bunu çekeceğim mi? Cevap vermiyorsun. Abin orada mısın? Hop, şişko, dombik, çükürük falan böyle. Ondan sonra senin götün kalktı. Amına koduğum deyip böyle bir ağzını yaya yaya sövüyor bana. Ondan muhabbet dönmüyor, anladın mı? Herkes ilgi şey var. Hani misal şey, Esra ile konuştuğumuzda bana niye sen bak kız State of Decay manyağı, izlemeyi seviyor. Bana sen niye State of Decay oynamıyorsun? Amma kodum demiyor misal. Ben Anladın? derim ya. İşte o da abi. Biliyorsun aradaki fark.
Ya normal sohbet ettiğim adamlar yok mu var arkadaşlar? Hani şöyle bir şey söyleyeyim size. Bu Kolpaçino filminin oyuncularından, Kolpaçino 3 filminin oyuncularından, hatta filmin yazarlarından biriyle benim görüşmüşlüğüm var. Adam sağ olsun benimle Instagram üzerinden iletişime geçti. Ama sıkıntı şu, o da yazıyor, şunu çek emmük diyenler de yazıyor yani. Oynamazsan derim. De kız senin canın sağ olsun lan de. De lan. Metin'im sen demiyorsun da sen bana bir ayrı... Ben seninle bir kere bir şey yaptım mı, böyle bir ters mi düştüm, bir şey mi oldu bizim seninle aramızda, hatırlamıyorum tam ya. Ben sana bir hızlıydım sanki. Evet, neden söyleyeyim mi? Ne? He? Söyleyeyim mi nedenini? Söyle, neden? Hani neyse söylemeyeceğim. Söyle lan, söyle söyle. Tekrar Tap hızım. modu almıştın ya chat'te. He? O da demişti. O mu demişti? Oydu büyük ihtimal. Neden sap mod diye. Yok ya. Oydu liderdi. O yüzden Burak büyük. şeker mi? Yani kiminle konuştum bana kalsın. Mesela kiminle konuştum bana kalsın ama ya film Samet. artistlerinden tutun şeylere kadar, böyle hani iş adamlarına kadar sağ olsun konuştuğum birçok insan var. Bizde bir net be. Neyse gerek yok. Ne yapayım? Yok bir şey. Şey diyeceğim. WhatsApp'a bakabilir misin? Mehmet abi bir şey yapmış. Bakamam ki. Karaca Musa'da abim. telefon. Püh. Vallahi Musa'da telefon. Hii, çocuk kör. Benim bunu gidip bir an önce öldürmem lazım ya. Tanıdık da. He. Bilmiyorum. Murat Ener kim bilmiyorum. Abi sen bir kaza maza oturup ölür müsün ya? Benim gibi gözleri de görmüyor garibimin. Normalde hırs yapardım ama şu an buna hırs yapamam abi. Gözlerim görmeyince oynamayı sevmiyorum. Vallahi dikene otura otura öldüreceğim kendimi. Yine benimki. Adem abi şey Mehmet abi acilse Discord'dan da yaz ya. Hemen bakarım şimdi, Discord'um açık. Niye hep Archmage bilmem ne falan filan. Ulan düzgün bir çar versene bana. Allah'ım ya Rabbim ya. Valla Fatih geçmiş olsun kankacım, ne diyeyim. Oh be. Tamamı gözü görecek ki büyücünün, iş yapacağız anasını satayım ya, bu ne? Gözü görmüyor daha az öncekinin. Ha sen Discord'dan çıktın ondan yaz ama. Çıksan da benimle arkadaşsın ha, bu kanaldan çıksan da ya. Kaza otur diyecektim, sen oturdun He, zaten. sen beni eklemedin yani. Hala eklemedin. Gerek var mı abi? Telefonum var, bir yani telefonum var anasını satayım, daha ötesi mi var? Bakıyorsun mu? Hayır. Gerçi Discord'da da bakmıyor ama olsun. Hiçbir yere bakmıyorum ki. Dedeyi almışsın ha. Abi dedi ama şey, bu böyle taşaklı büyücülerden. 300 manası var bunun ya. Önüne gelene tek atar ve attığı bıçak büyüsü sadece 10 mana yiyor. 6 mana yeniliyor. Oğlum bu tabloyla ilgili bir inlik seziyorum ama hiçbir zaman şu inliğin ne olduğunu çözemedim ben ya. Ekleyeyim mi Discord'da? Ekle. Sen Discord mu bağış kaçmış. Hocam oyunlarda genelde 4 GB RAM lazım. Sana olan işlemci hızı tavsiyem 3.50 4 GHz işlemci. Benim şey ya Intel Core i5 5700 mi 700 mü ne, ona benzer bir şey yetmez De mi? yani şey de yeter de hani 4 GB diyor ya arkadaş. Senin bir de Hı? OBS var 3 GB. OBS de yiyor. Oyun kadar OBS yiyor zaten. Sıkıntı orada. Ya. Yani. Yani yayın dışında oyunlar oynuyor. Hiç sıkıntı yok. Tabi canım, tabi. Hani Yayın yayın dışı açınca Rainbow sıkıntı oluyor. oynadıydık hani, Barış abi falan da vardı. Çok teşekkür ederim bu Evet. arada bazın için. Doğru diyor. Oyunlar o kadar yiyor da işte TC var da OBS Steam gibi fake sıkıntı. hesap değil. Ya ben seni Steam'den de engellediydim zaten. İyi yapmışsın abi. Kimi bu arada Engelim bilmiyorum. kaldı mı Onu da ara bilmiyorum bul. ki. Ahmet abi engelli beni Discord'da. Esra. Ahmet abi. Ne? Sen bende niye engellisin Discord'da?
Duya da neyse Esra, sen beni ekleme ya. Ondan sonra Discord tutacak sapık diye. Aman şey diye. Yavşak diye, kız görünce dibi düşüyor diye. Benim hiçbir zaman kimseye karşı dibim düşmüyor ama siz bilirsiniz yine chat. Bana karşı yazdığın mesajları göstereyim mi? Ya sapık. Tolga sen ayrısın şimdi. Peki. Sen ayrısın yani şimdi ya sana... Bugün konuşmaları gördük. Ne? Bahçıvan aşçı, aşçı uşağı, uşağı bana. Olamaz mı? Olamaz mı kardeşim? Duygularımda sana karşı açık oldum. Ne yani? Ayıp bir şey mi bu Tolga? Tamam da diğer olgun niye? Samet mi? Samet de olup, Samet de taze çocuk olup. Tamam da yani ikiniz diye sonra bana. Eğlenceli olur. Ben? Ya tam yani ne ben ne beğenemedin mi? Beğenemedin mi senaryoyu? Ben de istiyorum yani ayıp. Ya tam sen de sonra kaldıramam. Allah Allah. O kadar yükü nasıl kaldırayım lütfen? Toka arkama geç. Bir... Aha. İzlerim ha uzaktan duyup. Ahmet abi senden korkuyorum zaten. Bence de kork. Yoksa sen Tolga'yla ne? Ne ben Tolga'yla? O benim Tolga'yla aramda özel. Güzel ne oldu Allah. Kudurun. Ne özel fotoğrafları var bende. O mevzuya hiç girme lan. Yok girmeyeceğim. Oğlum rica edeceğim hiç girme o mevzuya. Kendim ya ama var yani. Aniden sıfıra çekiliyor. Aa öldüm ben açlıktan ölüyormuşum. Ay oyun açık. Abi tam bir özgüven slayer ya. Ay o gün efsaneydi ya. Ama var ya onu da bir tek sen fark ettin ha. Abi arkadaki şeyi de gördüm. 2014 yılında çektiğim fotoğrafı. 2014 yılı mıymış ha o? Hatta Ekim veya Eylül olması lazım. 24'ü 25'i. Martesi oğlum ben günü. Ne ara Dubai'ye dönmüşüm böyle ya. Ayıp. Abi işte 2014, 4 senede. Kanka 4 ay. Senedir evden dışarı çıkmıyorum ama ya. Hatta normal insanlara şaşıyorum böyle. Oğlum bak benim babam sabahın 4.30'unda uyanır, tamam mı? Gece şey hafta sonu hafta içi fark etmez. Babam 4.30 dedim mi kalkar kanka. Adam kaç yaşına geldi? Her gün şuna bunu çeker, mekiğini çeker, yürüyüşünü yapar. Ben babamın bir gün oturup hastayım halsizim dediğini görmedim. Abi o adam, öyle bir babadan sen nasıl... Kanka o adam... Biz de bilmiyoruz işte, biz de bilmiyoruz. Eminim babam pişmandır yani ama yapacak bir şey yok. Eldeki malzeme benim. Bir şey sorabilir miyim? Efendim abi. Ben biti yüklemişim de nasıl göndereceğim? Bit gönderse kim abi? Bak şöyle ya. Gülmeyin otunun çok yanında. Basit bir şey, çok basit bir şey sordun değil mi? Adem abi bak şey yap hani chat'e emoji atıyorsun yanında böyle bir üçgen gibi bir şey var. Evet. Ha oraya tıkladığın zaman eğer bitim varsa zaten şey yapabilirsin. Mesela chat'e şey yazacaksın. Cheer kaç bitim varsa. 20 boşluk bırakacaksın. 25. 20'yi almıyor en düşük. Ya 25 yani maksimum. Cheer 2 E ile 25 boşluk bırak mesaj yazacaksın. Direkt çıkıyorsun. Anladım. Hatta bak ben sana özelden yazayım. Güzel bu Karan Obul şey. Öldüğümde benden para almadan tekrardan gelmemi sağlıyor. Ark Mage'de falan oynayamam ben zaten ya. Mage'ler çok uzun iş. Anam oyunda bir ben kalmışım. Açlıktan ölüyorum. Zomboid'de. Sağ ol. Şey dolapta yemek var kanka. Dolaptan al ye. Ben biraz toparladım oraları. Neyse ben dağıtayım. Abi öyle düzenledim biraz. Benim peder diyorum ya adam makine gibi. Her sabah dakiktir kalkar, abi babam izin aldı, adam sakal tıraşı oluyor. Baba dedim izinde değil misin, niye tıraş oluyorsun, sakallı sakallı gezip ne yapacağım diyor. Erkek adam dediğin kendine bakar diyor. Yani babam çakı gibi bir şey abi. Adam şey böyle maşallah var adamın. Anasını satayım bir de ben kendime bakıyorum. Babam uyanmış abi sabah 4.30'da işte kahvaltı sofrası hazırlamış, gitmiş ev alışverişini yapmışlar etmişler falan. Saat 1 ben böyle yataktan... Kalktım kalkacağım. Hani abi ben bakıyorum böyle benim aile şey yani ailem arkadaşlarım falan ulan hepsi işini gücünü yapıyor ediyor falan. Bende nasıl bir duygusal çöküntü varsa ben dışarı çıkamıyorum abi işimi gücümü halledemiyorum ya. Saat 6'da ben kalkıyorum zaten ki tatil veya Adem başka abim, bir gün fark ettirmez. Kesene bereket abim. Ne fotosu lan?
Aha benim char geldi bu alada paladin, ben bununla bir dünyanın parasını kasarım. Ya dışarıdaki insanlara şaşıyorum abi, şimdi ben birazcık kendimi şey görüyorum, tamam mı, hırt görüyorum böyle. Çünkü işte millet bütün zorluklara rağmen göğüs geriyor, işte benim arkadaşım var abi, adam günübirlik İstanbul'a gidiyor, araba getiriyor falan. Beni götür, ben salona götür abi, yatağımı kaldır salona götür, yatamam. İlle kendi yatağımda yatacağım. İlle işte odada saat olmayacak, çalar saatin sesini ayarım falan filan. Sena ya. Bende de Keku fotoları var, olur mu? Yok Esra, bizim bahsettiğimiz fotolar o benim gençlik fotolarım değil. Çok gençken Samet abi. Allah'ım yarabbim ya. Dünyanın şeyi ne? Neydi onun adı? Anam laf söyleyemedim. Şu ikisi kabum kabum bana çalışırsa sıkıntı yalnız. Vallahi abi işte şey ya, dediğim gibi şaşıyorum yani, harbiden şaşıyorum. Adam nasıl kalkıyor, işini gücünü hallediyor, sabahtan uyanıyor falan. Ama benim psikolojim çok çabuk bozuluyor ya. Ben o yüzden kendimden şikayetçiyim açıkçası. Ya moralim... sana... Efendim kanka? WhatsApp'tan sana mesaj atıyoruz. Sabah 12, bir anca mesaj cevap veriyoruz. Yeni kalktım. Be anca kalkıyor. Ben evet, duygusal olarak çok fazla çöküntü yaşıyorum ya. Bak bir şeyler yaşandı, edildi. Bir ay oldu abi. Bir ay ya. Bir ayda insan kendine gelemez mi? Hala kendimi şaplaklıyorum. Geri zekalı düşünme falan diye böyle. Şimdi bir gün abi. Bir şey unutma süremiz. He? Beynin bir şey unutma süresi 21 gün, senin 30 gün olmuş. Kanka aynen. Benim beyin demek ki yavaş çalışıyor. 42. güne falan gider miyim ihtimalle? Onasını satayım, oturduğum yerden duruyorum, kendi kendime bir şeyler kurgularken buluyorum kendimi ya. La diyorum, şey yap, beyin kapat, offline istemiyorum. İmkansız ya. Düşünme, yardım etme. Yok anasını satayım hala. İmkansız ya. İnşallah düşündüğüm türden fotolar değildir. Öyle olsa bile ne olmuş? Allah Allah. Allah size ne? Bizim aramızda Samet abi. Aynen, bizim aramızdaki özel bir şey. Fizik bilmemek ayıp. Ne? Fizik bilmemek. Sus. Gönlüm. Lan yeter lan. Bir tane fotoğraf çıktı, oturtuyor duruyor. Ne valla. Hayat sana güzel abi. Sağ ol kanka, Allah razı olsun. Herkesin klasik dediği. Biri arabayla gezer, hayat sana güzel. Biri kız arkadaşıyla gider bir şeyler içer, hayat sana güzel. Hayat size de güzel amına koyayım. Aynı şeyleri yaşıyoruz, aynı havayı soluyoruz. Ya bana torpilli hava vermiyorlar yani burada. Hı, yayıncı mı? Gel bakayım sen bir temiz dağ oksijeni falan tat, yani öyle bir mevzu yok abi. Aynı domatesi ısırıyoruz, aynı oksijeni soluyoruz, aynı güneş bizi aydınlatıyor. Yani hani niye hayat bana güzel? Yayıncı da iyi hayat yaşıyor ha. He yaşıyor. Bu muhabbet... Uygun mu geldi? Yani. Senin ben gözlerini... Neyse. Biraz da oynar salarım. Git lan kendi odana. Bebe. Git lan kendi odana. He ya, psikolojik baskı oluşturuyor burada bana yayını erken kapayım diye. Bak Adem abi, yayınlar niye uzamıyor? Cevabı. Musa Babuş. Uzattırmıyor yayınları. Odaları ayırmak lazım. Abi odalar zaten ayrı. Tek farkı ben günde 6 saat ders çalışıyorum. Ya kardeşim ben de her perşembe günü pazar alışverişine gidiyorum. Elimde 4 kilo portakal, 3 kilo elma, 2 kilo domatesle böyle kollarımı falan antrenman yaptırıyorum. Yoruluyorum. Ben onu her gün yapıyorum. Ne gibi? Şimdi 4 portakal, 3 kilo mandalin falan dedim ya, oradan iyi hayat yaşıyorsun ha. Amına koduğum. Hayat sana güzel. Ben de 12 saat uyuyorum. Ne güzel. Yatıyorsun ha. Hayat sana güzel Esin ha. Anca yatıyorsun. Olsun. Ne diyecektim yine bebe? Ha.
Kesin var ya, bunun altı bombok bir şey çıkıyor. Ben buraya eğilmem abi. Ben buraya girmem. Abi şu Puki'yi değiştirmeyi düşünüyor musun artık? Lütfen. Ne var ne ne? Emot, emot söyle bana. Emot şunu getirelim de kaldırayım o Puki'yi. Spastik yürümüş. Ya bir ya 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 ya. Oğlum ağzımı mı bozduracaksın illa ya? Kaparken yayını bir böyle şey oldu git. Triggerlanıp mı gidiyor? He. Yayın sonu zaten söveceğim ben onları, hatırla. Ben buradan demeye cemeden inemem ya. Mümkün değil ama bir deneyeceğim. Allah'ım Allah'ım. Püh! Nasıl çıkacağız şimdi buradan? E burası ölüm çukuru. Allah kahretme ya. Ay. Abi yok olduk. Abi yok olduk. Ölüm ya. Ben niye atladım ki buraya? Loot aşkına. Kanka Allah Allah, loot aşkına atladım öldüm ya. Ölümsüzlüğün. Hayır neydi? Mezarcılığın. Sonu. Mezarcılığın sonu. Mezar. Neyse ya, ben bol bol armor basıyorum. 49 armor falan oldu. Yakında yaratıklar bana vuramayacak. Temiz temiz kasarız. Yaratığa gerek yok ki, kendim loot ölüyorum. Spastik selam komutu gelsin Cookie yerine. Nasıl selam verebiliriz misal grupça aramızda? Oh, nasıl? Özel selamlaşma falan düşünüyorsanız. Atlarken Spastik düşünmedim bu arada, öyle ya. Lan benim double jump'um yok mu? Var. Benim double jump'um bozuk mu? Yarın matematik sınavı var. Oo, kolay gelsin. Hangi sınıf acım? Vallahi bak, 10. sınıf değilsen rahat ol kanka. Ben sana açığını söyleyeyim. Yani benim matematiğim şu trigonometri denen illeti hoca hayatıma sokana kadar full pek iyiydi. 5'ti yani, hani 5. Ama ne zaman ki bu lanet olası trigonometri benim hayatıma girdi, benim hayatımın düzeni şaştı. Hayır yani gerçekten bir öğrenci klasidir ya, bu konu benim hayatımda ne işe yarayacak diye. O trigonometrinin hayatımda işe yarayacağı geri bekliyorum hala. Hiç yaramadı yani. Spastik geç emotu. Anladım Esra. Ay abi, Discord özellenmiş yatacağım sana. At ölünce bakayım. Bunu herkes bilmez. Yine attı bana da. Ben 10. sınıfın trigonometri yok. He lan, o 11. sınıf... 12. sınıfın konusu muydu? Ya hatırlamıyorum ya, şey... Kosinüs, sinüs, tanjant, kotanjant... 11-12. Ya. Ya ne şeyimse abi işte ya. Baya umurumuzda şu an ha. 12 değil herhalde ya. Şu an umurumda ya. Bitirmişiz, rahatlamışız abi. Valla yani ben bitirdim okulu, rahatım. Allah Allah. Ya la. Aynen. Yani bize ne? Gidenler düşünür. Aynen öyle. Üniversite, kral, temiz. Yani. Her ne kadar 4 senedir gitmesem de güzel yer yani, güzel diyorum. Yani. Sonuçta adı var. Yani. Üniversite. Attım bu arada, anılar. Lise zamanı beyinsiz yaşıyordum. Yok, bozmak için bir şey söylemeyeceğim. Doğrudur, ben de lisede beyinsizdim. Ama ben lisede karizmatiktim var ya böyle Esra. Görmen lazım beni. Sınıftakiler falan hayranım. Çünkü bak böyle yan sınıfın kekoları, tamam mı, toplanmışlar böyle, herkese atar yapıyorlar, hırgür falan yapıyorlar böyle. Ben de o sıralar kickboksa giriyorum üzerine afiyet. Hani böyle sabah kahvaltıda çivi yiyip demirle sevişiyorum o dönemlerde. Bunlar bana sataştı Esra, ben bunların onunu birden üst üste koyup bir dövdüm. Yemin ediyorum yan sınıftan falan kızlar imza istemeye geliyordu böyle, baba sen ne büyük adamsın diye. Harbiden lise zamanım böyle geçti bu arada. Abi o zamanların koca reisi şimdi. Ne şimdi gayet ponçik sakin bir insan. Ben de lisede okul reisiydim. Papucumun reisi. Ama yok ya, sen bu çirkeflikle olun, inanıyorum sana. Olmuştur bu, manyak çünkü. Ölünce bak bu arada. Aa bak, bu iyiymiş. Spastik nah istiyoruz. Spastik nah aynen. Çok güzel abi, atamıyorum. Ben bu nasıl kabul ettireceğim peki? Ederler sorayım. Bok ederler. Bu nah küfür değil ki. He nah ne ya, küfür değil. Kodlama. Narin. Senin arkadaş, yüzün olur yanında elin olur mu? Geldin. Bu şeyine gelen substar onu atar. Sence nasıl, klasik mi? Ne bileyim.
Vallahi reistim ya, Esra sende o çirkeflik var, inanıyorum sana. Sende o çirkeflik var. Bakın nah olur abi. Nahı kabul etmezler sen, kabul ne? Ederler bak. Abi nahı da kabul etmezler, nehi de kabul etmezler. Ne haber? Yok, nahın açılımı ne olabilir? Ya be adamlar, topluluk kuralları güncellendiğinde kime mesaj geliyor? Ben bu adamların partneri değil miyim? Oh. Allah'ım yarabbim ya. Muhtemelen senin aynı okulda olsak işte çok gıcık olurdum sana. Kim arkaları kabul etmiyorlar mı? Ama öyle şeyleri kabul ettiremek mi? Yok, arkaları kabul ettirmiyorlar mı? Çim biçme makinesi gibi geliyor. Bu nasıl ya? Korkut ediyorum. Labidoy bak diyorlar. Mehmet Karaca abim. Labidoy motu olabilecek bir şey ama. Yani. Kaldır artık şu şeyi ya. Bu Puki öldü gitti bitti ya. Ya Puki'yi çaldılar benden ya. Oğlum ben var ya Puki için evi kana koydum böyle dedim ya, siz benim dedim. Arkadaşımı dedim, nasıl benden izinsiz verirsiniz. Babam şöyle şey vardı bizim mutfakta. Tuzluk. Tuzluğu şöyle bir kaldırdı beynimin oraya doğru. Oğlum dedi öte git. Öte git dedi, hani tadımız kaçmasın, ben orada anladım. Hani ne kadar atarlı ergen olursan ol, baba öte git deyince öte gideceksin abi. Oradan Puki'nin konusu kapandı. Aha, Mehmet abi katılıyorum artıdır. Ne dedi Mehmet abi? Puki ne ya mı? Abi o... Bu ikisi gereksiz bence dedi. Puki mi gereksiz, ben mi gereksizim? Evet. Puki'ye gereksiz diyen yalnız bana iş koymuş olur. Aa, Mehmet abi ne diyor bu? Sen çok gereklisin ya. Şu an sana koyuyor. Bana mı iş koyuyorsun abi? Evet, iş koyuyor. Mehmet kardeş, sen daha bizi tanımamışsın. Mehmet yine abi. Hep geriye hangi emot kaldı? Bunların hepsi gereksiz mi? Emot mu kaldı lan geriye? Emot mu kaldı geriye? Yarık! Çökük! Bak sövemiyorum da ya, yaratıcı sövemiyorum ya. Bence bunlar gereksiz. Bence kanal gereksiz ama bakıyorum. Kapatalım gidelim. Hadi toplanalım. Neyim otu? Spastik GG gereksiz mi? Ya da kör. Kör müydü o emotun adı neydi? GG. O gereksiz. Abi en gerekli bak. En gerekli emotu atıyorum şu an chat'e. Ağla. Bu en önemli emot. Musa. Tabii canım Musa da. Oo, Mehmet abi diyor ki Ahmet abi söyle Ahmet'i dövün. Benim en çok hoşuma giden şu. Bak gönderdim. Wrecked. Abi hiç atamıyoruz hiç abi. Aa, çok tatlı görünüyor orada böyle. Abi. Razı olsun abi, olsun. Çok güzel emot da atamıyoruz bir. Lan hiç wrecked yapamıyor mu? Anca bunu atıyoruz. Evet. Bunu atıyoruz. Evet. Ha bir daha arada bunu atıyor. O sizin kemçikliğiniz olmasın biraz Tolga Bey? Ya şimdi abi chatte bunu hiç görmedim ben. Nerede dur şeyim bu? Adem abinin dediği yani hiç. Yok. Senden dolayı kaşar kabaşe kullansan. Şey yap, kullan. Kullanmaya teşvik et. Bir de gereksiz emot şimdi niye kilitlerim chatte gereksiz emot kullan. Allah Allah. Bak gereksiz sadece bunlar attın kullanılıyor. Aynen. İki attım kullanılanlar. Bolsuz. Mısa. GG, Ağla, bir de Rage. Arkadaşlar bir şey soracağım. Siz benim dostum musunuz, düşmanım mısınız? Onu söyleyin, ona göre cevap vereceğim. Dost acı söyler. Dost acı söyler. Evet. Abi o zaman bir acılı adama söyleyin de yiyek guru guru. Adam abi, ay, Ahmet abi yakın sana söylesin. Acı. Ahmet abi zaten sana İskender ısmarlayacağım diyor. Diyetteyim diyor, İskender diyor. Geçen diyette olduğum için işte bugün pişmaniye yedim. Pişman olayım diye. Pişman olmadım, şişman oldum abi. Pişman da oldum ya, tadı çok kötüydü ya. Pişmaniye her yerden yenmez diyor. Pişmaniye her yerden yiyemezsin yavrum. Yani gitmiş almış. Şeker yemiş bildiğin için. Evet, o şeker yedim. Elhamdülillah. Lan şekerim yükseldi, sen ne diyorsun? Bir süre böyle çift saydım her şeyi. Dedim lan ne oluyor? Sen pişmaniye yerine toz şeker almış olmuyor? Yok lan, pişmaniye diye sattılar valla. Toz şekerisi günahları boynuna. Pişmaniye diye sattılar bana. İşte Tolga yalnız şaka maka ustalaştım ha. Önceden 200-300 altın kasıp ölüyordum. Şu an 350 3750. Şimdi bak öleceksin, çomağını açıyorsun.
Yine öleceğiz tabi canım. Öleceğiz de. Geçen bir pişmaniyeydim. Öf mükemmel. Zıklamın pekini. Şu an mesela o güzel olanlardan var yanımda. Ahmet abi afiyet olsun. Ben zaten pişmaniyeden soğudum. Aynen abi. Samet abi yemek demezsen sevinirim. Hep destek mi olacağız? Biraz da köstek olalım. Ol abi of. Of. Of başlamışken söv. Bugün Mehmet abi de. Metin'im görüşürüz canım. Görüşürüz. 3-5 gündür abi laf atamıyorduk. Özlemişsindir seni. Çok özledim. Tolga seni özledim ama hakikaten. Tolga sen neredeydin Azat Kürt'ü? Kafa dinlemeye. Harika sene geziyordur. Yok kafa dinlemeye. Vay be adamın kafa dinleme lüksü var. Ben burada bir gün yayın açmıyorum. Ertesi gün. Ertesi gün olay oluyor. Kötü espri acıktıysan pişmaniye. Evet kötü espri gerçekten. Anlamadım bile o kadar. bu kodumu zindanın girişi ne tarafta ya? Ben bu ormanlık alana nereden gireceğim ya? Ormana gitmek istiyorum he. Muhtemelen bura beni ormana götürür. Kötü yola düşeceğim ya bu gidişle. Adem abi siz maşallah Mehmet abiyle iyi kaynatmışsınız WhatsApp grubunda ya. Gördüm böyle. Ama okumadım, üşendim. Ya ben yollardaydım o zaman ya. Bana vermediler direksiyonu. Bana verseler Ankara'ya gelecektim. İki gündür kendime gelemedim ya Samet, bildiğin gibi değil. Kendime gelemedim derken abi? Ya uyku düzeni olsun, yollarda böyle rezil olduk, kaldık, otoban kenarında uyuduk, bildiğin gibi böyle acayip şeyler. Yolda mı kaldınız? Ya gidemedik artık, süremedik biliyor musun? Gitmiyordu yani. Benzin falan mı bitti yoksa... Yok biz benzini fazla kaçırdık. Ha anladım anladım. İnsan yakıtı. Evet. Ha, evet. Yakıt fazla kaçınca tabi ister istemez. Oo foşik türbüş oğlum. Aleyküm selam hoş geldin. Ne yapıyorsun ne ediyorsun? 100 yayında bir geliyorsun lan. Arada uğra ya. Yüzüm mü eskiyecek kurban ol. Abi bir şey soracağım Samet abi. Söyleyeceğim daha doğrusu. Yani sen dedin ya oyunda artık iyileştim falan diye. Ben yani sen hala kötü oynuyorsun. Geliştirmelerin biraz iyi olmuş. Ya bir SG. Açıldı mı ne onun? Ne? Ne dedin sen bana? Küfür mü ettin? He abi siktir git işte. Bildiğin küfür yani bildiğin söz. Hansu. Ya abi Esra yalan söylüyor ya. Ne bulaşık yıkamadı o. Öyle ağzar yani. Yıkayım mı diyecek ondan sonra yıka dediğimde nah yıkarım falan yapacak böyle ben bilmiyorum ya. Ben kendi bulaşımı kendim yıkarım. Annem zaten bu sabah geldi kanka. Bir azar kaydı bana, bir azar kaydı. Bir daha dedi, vallaha gelmeyeceğim evine. Evi biraz bok götürüyoruz da. O zaman bitersin abi. Kanka, vallaha dedi bak bir daha gelmem evine. Gittim işte alışveriş falan yaptım. Yumurta falan aldım. Aldığım yumurtalar kırık çıktı. Annem bir kendini sorguladı. Ben böyle bir çocuk niye hani ne yapmış olabilirim diye. Ondan sonra... Eve makine falan tutuldu işte. Annem dedi, erişte yapacağım git. Erişte getir. Kanka bir getiriyorum bu az olmuş diyor. Bir getiriyorum bu çok olmuş diyor. Yani döküyorum hepsini dökeydim diyor. Koyuyorum tamamını koyaydım diyor. Artık tabağa götürdüm. Yanımda böyle koca kaseyi de götürdüm hani bütün kuruların saklan böyle. Al dedim kendim koy. Sana bulaşık makinesi alacağım artık. İstemez. Ben kendi bulaşık makinemi kendim alırım. O bulaşık yıkamanın bir esprisi var yani. Ulan nereden bir atıyor bu ya? Sanırım öldüm. Bugün temizlik yapıyordum, süpürgeyi kırdım. Beceriksiz. Çaktırma. Ben de çekece küreye müreye kırıyorum arada. Yapıyorum öyle şeyler ya. Bizim eski evde bahçe vardı kanka. Bahçe var ya. Hani bahçe harbiden bir başka bir şey. Evet. İnsanın doğayla iç içe olması böyle hani. Emlaktaki gibi değil ama hani emlakta ne diyorlar metroya 5 dakika mesafede ama roketle gidersen bir gittik anasını satayım ne toplu taşıma var ne ulaşım var bir şey var kanka abo harbiden 5 dakika yani metroya 5 dakika ama uçakla gidersin. Reklamın süpürge şey... çürükmüş o yüzden evet anladım. Hepsini öyle.
Roketle 5 dakika mesafede gittik, elektriği yok, suyu yok, bir şey yok. Alınacak, alınacak. Elektrik nedir canım, çekilir falan böyle ya dedim. Çık git. Allah'tan o günlerden de geçtim Adem abi ya. Mis gibi taşındım buraya, işte yayınımı yapıyorum, keyfim yerinde. Gidiyorum iki esra hayata taşıyorum. Tabii canım, kafalar rahat. Tolgalar bana geçiriyor. Hala işte istediğim gibi gitmeyen bazı şeyler var da yavaş yavaş yani, birazcık şükretmeyi bilmek lazım. Olur ya, zamanla düzene girer. 6K para oldu abi, olsun olsun, bir 8800 yapabilirsem upgrade alacağım tekrar, daha fazla gold kasacağız. Bak ölmüyorum abi, nasıl? Hem sohbet hem muhabbet, hem sular seller gibi oynuyorum. Nasıl çek? Yılanım değil mi? Yükseltmeler OP. Yükseltmeler OP diyor hala ya. Hırrım, onlara da ben kendi elimle yaptım. Beleş mi geldi? Tamam işte oynuyor. Kaç saatin var oyunda bakacağım. 28. Tamam 28 saatte yapa yapa bu kadar olmuş. Ne yapacağım? Ya gel daha iyisini yap. İskik. Ya ayıp oluyor bu yayın, nereye gidiyor ya? Çıldırtacak beni bu çocuk ya. Düzgün bir eleştiri yapıyoruz burada. Senin eleştirine sokuyor. Ayda. Ayıp ya. Yayıncı kolsuz olunca normaldir mi? Üş. Esra tam dayaklısın var ya bir ara. Ya harbiden bak, bir ara gel Ankara'ya, misafirim ol. Tek kafa atıp bırakacağım ama hani eğer ben seni bulursam, sen beni bulmazsan da, ben seni bulursam GG. Helva lan. Yayıncılar da iyi küfür ediyor ha. Ama sanki harbi kendi ya. Etmiyor. Ya Samet abi çok değiştin sen bu arada. Olmaz böyle. Ayıp yani. Ne yaptın lan? Ne yaptın? Hiç küfürbaz değildin sen be. Burada... Ya ben... Ay. Ayıp yani ya. Ay öldüm. Valla. Abi çocuk olarak yani... Psikolojimi... zedeledim. Arada tamam mı? Arada tamam mı? Ne? Arada tamam mı? Ne dedin anlamadım ki. Ne diyorum? Ya sohbet için oynuyorum tabii can. Hatta yeter ya, şunun gideyim özelliklerini falan basayım. O kadar para kastık, bir onu harcayalım. Anca özellik basar. Tolga. Hı. Efendim. Çok kaşınıyorum. İnanılmaz derecede çok kaşınıyorum. Arada mesafe var ya, rahatım o yüzden.